Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kolay ve evde bulunan malzemeler, tabii bu mevsimde evde bulunan bir malzemeyle yapacağımız çok güzel bir peeling tarifi vereceğim arkadaşlar. Çok kolay, hemen bitecek. Yanına bir malzeme daha ekleyeceğim ve bugün hemen oldu bittiye getirip bu maskeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde çilek varsa eğer. 3 tane çileğe ihtiyacımız var arkadaşlar bu maskemiz için. Ben biraz ezdim sizi bekletmemek için. Biraz daha ezerken isterseniz çileğin cildimize faydalarından yavaş yavaş bahsedeyim. Cildimizde arkadaşlar akne problemi varsa çilek adeta doğal bir ilaç bunun için. Aynı zamanda cilt tonumuzu da eşitliyor. Gözeneklerimizi de sıkılaştırıyor. Folik asit özelliğiyle hücre yenilenmesini de arttırıyor. Cildi ölü hücrelerden arındıran peeling görevi görüyor. Zaten bunu söylemiştim peeling yapacağımızı. Böylece tabii ki peeling yaptığımız zaman cildimiz temizleneceği için sivilce, siyah nokta vesaire gibi sıkıntılarla da uğraşmıyoruz arkadaşlar. Güzel bir peeling olacak şimdi çilekle. Biraz eziyorum. Evet. Evet arkadaşlar, 3 adet çileğimizi ezdik. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine bal ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı bal yeterli. Organik bal olsun. Marketlerde satılan ballardan olmasın arkadaşlar. Hemen ekliyorum onu da. Şöyle bir tatlı kaşığı bal ekleyeceğim arkadaşlar. Bal da özellikle sivilcelere çok iyi geliyor. İl tatlı cilt sorunlarının giderilmesine de aynı zamanda yardımcı oluyor arkadaşlar. Cildi nemlendiriyor ve uzun süre hapsediyor bu nemi cildimizde arkadaşlar. Kaşıntı, kızarıklık ve pullanmaya da iyi geliyor. Şimdi biraz karıştırıyorum bunu yine. İkisini birbirine ekliyorum arkadaşlar ve peelingimiz hazır olacak iyice karıştığı zaman. Fırçayla uygulamak zorunda değilsiniz. Elinizle veya bir pamuk yardımıyla da uygulayabilirsiniz. Ben elimle göstereceğim size bugün. Biraz karıştırıyoruz iyice. Yediriyoruz ve peelingimiz hazır. Şimdi hemen yine elimde göstereyim. Bu elimde her zaman uyguladığım için bu elim daha pürüzsüz. Bundan önce konuşmuştuk bu elim. Biraz daha pürüzlü ama yine bu elimde uygulayacağım. Çünkü solak olduğum için mecburum. Birazcık ışığımızı koyalım. Bu peeling arkadaşlar diğerleri gibi tabii ki dairesel hareketlerle uyguluyoruz. Şöyle. Güzelce cildimizi yediriyoruz arkadaşlar. Bu yedirme işlemini 5 dakika kadar yaparsanız harika sonuç alırsınız. Uzun sürsün biraz arkadaşlar bu yedirme işleminiz. Şöyle güzelce yediriyoruz arkadaşlar cildimize. Dediğim gibi 5 dakika sürebilir bu yedirme. Daha sonra 15 dakika bu şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. Cinayet işlemiş gibi oldum. 15 dakika bu şekilde bekliyoruz arkadaşlar. 15 dakika sonra ılık suyla duruluyoruz. Üzerine soda küpünüz varsa ya da normal buz küpüyle güzelce cildimizi tekrar canlandıracağız. Nemlendiricimizi de sürebiliriz üstüne. Haftada bir defa uygulamanız yeterli bu peelingi arkadaşlar. Çok fazla abartmanıza gerek yok. Haftada bir iyidir. 15 dakikayı da geçmeyin arkadaşlar. Daha önce isterseniz şuraya uygulayıp bir test edin. Ama çok sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Çileği alerjisi olan insanlar var gerçi. Onlar dikkat etsin. Her cilt tipine uygundur bu peeling arkadaşlar. Başka bir yorum yok bu peeling ile ilgili. Ama çok güzel cildinizi ferahlatacağını şimdiden söyleyeyim. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın arkadaşlar ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.